Oh yok artık. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine futbol dolu ve bir o kadar da merak uyandıran bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Kalecilerin futbol maçlarında gol yememek için uyguladığı hileleri test ediyoruz. Aramızda bu hileleri bilmeyen kaleci arkadaşlarımız bunları öğrenecek, uygulayacak ve daha fazla top kurtaracak. Ama birbirinden çeşit hilelerimiz var. Bunların en iyisini test edip bulmaya çalışacağız. Bu tarz futbolcuların yaptığı hileleri ortaya çıkardığımız videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen hızlıca, çok heyecanlıyım. İlk hilemizden başlayalım. İlk hilemiz trik yapıştırıcı. Bu hileyi de Umut'un üzerinde test edeceğiz. Yanımda Umut var arkadaşlar. Bugün çok başarılı bir kaleci. Bu şekilde uzun süredir kullandığınız eldivenleri canlandırabilmek için sonuç olarak topun ele yapışması lazım. Prit yapıştırıcı deneyebilirsiniz. Birçok kaleci bunu deniyor eski eldivenlerinde. Biz de deneyip hileyi test edeceğiz. Onun yorumlarını da alacağız bir kaleci olarak. Hileler başarılı sonuç verecek mi? Bunu anlamış olacağız. Direkt sürelim şunu. Bu şekilde bayağı dümdüz, özellikle şu topa temas eden kısımları, parmak uçlarını iyice canlandırıyoruz. Şimdi Umut'a blokaj testi yapacağız. Sonrasında yan top testi, yüksek gelen topları tutmaya çalışacak. En sonunda da ceza alanı üzerinden şut çekeceğiz yayın üzerinden. Hazırsak seni kaleye alalım. Evet, Umut'u aldık kaleye. 10 tane blokaj atacağız. Şu an yüzüne top atacağız. Yani o da kurtarmaya çalışacak. Elinden sektirmeden tutmaya çalışacak. Güzel. Bir de başarılı. Gayet iyi tuttum bence. 2. Nasıl, rahat mı ilk hissiyat? İyi, avuçları güzel, parmak uçları kayıyor ama. Bakalım, devam edelim. 3. Güzel. 3'te 3 gidiyor. 4. 5. Bak, ilk sektirmen yavaş yavaş etkisini kaybediyor olabilir. 8, 9, son. Güzel. Güzel. Gayet iyi aslında ama birkaç defa top elinden kaçtı. Evet, korner noktasına geldik. Kalede kalecimiz, buradan 5 tane yan top atacağım. Bakalım 5'te kaç tanesini tutacak, kaç tanesini elinden kaçıracak. Hazır mısın kale? İlk top geliyor. Bravo! Son anda parmaklarının ucuyla tuttu. Parmağın ucuna sürdüğümüz yapıştırıcılar burada kendini gösterdi. Son anda parmağın ucuyla tuttu. Son iki orta. Elinden kaçırdı. Dördüncü ortayı elinden kaçırdı. Son topumuz, beşinci ortamız. Hazır. Şut testiyle devam ediyoruz. 5 tane topumuz var. Kaleye, kalecinin eldivenle topu tutabileceği şekilde 5 tane şut çekeceğiz. İlk şutta elinden sektirdi gibi. Ama biraz da yerden sekti top. Zor bir toptu. İkinci şut geliyor. Güzel. Elinden böyle top kaçacak gibi, kayıyor gibi. Vakit geçtikçe etkisi azalıyor olabilir hilenin. Güzel. Son iki. Son iki topumuz kaldı. Bir tane normal topumuz, bir de bonus topumuz var. Bonus topumuzda güzel bir şut çekmeyi planlıyorum. İkinci defa elinden kaçırdı topu. Köşeden aldı. Yerden köşeden son anlattı. İlk hilemizi geride bıraktık. Eldivenin içini yapıştırıcıyla iyice yenilemeye çalıştık. Yenilendi mi? Hayır. Yenilenmedi. Hatta tam aksine ne oldu? Şu kısımlar iyice dökülmeye başladı. Eldivende yapıştırıcının hemen kuruduğunu fark ettik arkadaşlar. Bir süre sonra tutuş özelliğini kaybetti. Maç içinde de bunu yanınızda taşıyamayacağınıza göre bir faydası olmuyor. Çok başarılı diyemeyiz. Sonuç olarak bu hileyi beğenmedik. Evet. Yeni eldivenimizle hileye devam ediyoruz. Bu hile yağmurlu havalarda uygulayabileceğiniz, top tutuş özelliğini artırabilecek, su geçirmezlik özelliği bulunan vazelin arkadaşlar. Bildiğiniz vazelini eldivenin içine süreceğiz şimdi. Suyla da test edeceğiz. Su geçiriyor mu geçirmiyor mu. Sonra da top tutuşunuzu test edeceğiz. Deneyelim o zaman. Yavaştan sürmeye başlayalım.
Eldivenimizi hazırladık, vazelinimizi sürdük. İkinci hilemizin testine hemen başlayalım. Ben kaydığını görüyorum. Sonuç olarak vazelin su geçirmez bir şey. Bu konuda başarılı olacağını düşünüyorum. Ki zaten damla damla üzerinde kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım top tutuşuna güzel etki edecek mi? Blokajla devam ediyoruz. Hazır. 1'de 1. 2'de 2. Bak top ıslanmış hemen. Islaklık geçmiş elinden. Benim elim ıslandı. Islaklığı hissediyorum. 3. Güzel tutuyor ha. Başarılı. Evet. Elinden ilk kaçırışın 5.'de 6.'da kaçırdın. Devam. Güzel. Son. İki hamlede tuttuğunu gözümden kaçırdım sanma. İki defa kaçırdın elinden. İlk hissiyat olarak nasıl şu an blokajda? Blokajda gayet başarılı. Topu tutuşlarda vesaire kaydırmıyor. Aksine daha iyi topu kavramayı sağlıyor. Evet, biraz daha canlı duruyor içi de. Evet. Yapışkanlığında gayet iyi duruyor. Yapışkanlık etkisini kaybetmedi. Yan toplarda göreceğiz şimdi. Yan toplara geçelim. Hazır mısın? İlk yan top geliyor. Bu arada eldivenin içi normalde inceydi zaten. Lateksi kötü durumdaydı. Birden topları tutmaya başladı. Anlayamadım. Üçüncü orta. Eldivene topun yapıştığını görebiliyorum şu an. İki hamlede tuttu. İki hamlede. Son orta geliyor. Vazelin ilemizde şutlarla devam ediyoruz. İlk şutum geliyor hazırsan. Bu top. 1'de 1 tuttu ve sektirmedin. 2. Ah, kaçtı. 3. şut. Sert bir toptu. Arkadaşlar bayağı sert bir şut attım. Güzel gitti. Üzerine doğru ama zaten önemli olan sert topu tutabilmesiydi eldivenin. Oğlum bak bu. Bu benim bonus topum. Koymuşsun onu buraya. Tabii ki de gol atacağım dedi. Bonus top gol için var. Ne için var? Gol için. Son şut. Vazelin ilemizin sonuçları. Blokajda iki defa topu elinden kaçırdın. Yan topta bir tane elinden kaçtı. Şutta da bir tane gol yedin. Bir de elinden kaçırdın. Birinci hileye göre çok daha başarılı bir hile. Yani birçoğu kalecinin bu taktiği maçlarda kullandığını düşünüyorum. Bu tarz ince alt sınıf eldivenlerde lateks ince oluyor. Onu canlandırabilmek için bayağı kuruydu. Vazelinle suyla bildiğin yapışkan eldiven yaptı bunu ya. Ne yaptık oğlum biz buna? Bayağı evet. İyi tuttu. Sıradaki hilemiz zımpara arkadaşlar. Avuç içine göre zımparayı keseceğiz ve yapıştıracağız. Çünkü zımpara bildiğiniz gibi şey bir madde, böyle kaymayan bir madde. Evet, iki eldiven de şu an hazır. Mersin sıcağını düşünürsek ve güneşli havayı göz önünde bulundurursak hemen kurur. Bunu biraz bekleyeceğiz bu şekilde. Zımparalarımız hazır arkadaşlar. Kalede şu an kaleci blokaj testi için bizi bekliyor. Topu harcıyorum ama top ne hale gelecek? İnan hiçbir fikrim yok. 1 2 Oo, kaydı kaydı. Bak vücudun olmasaydı o top şöyle kayar. Giderdi. Biraz daha hızlandırmaya başlıyorum. 4. Güzel. 5. Bravo. Zımparaya bir şeyler oldu. Evet, zımpara parçalandı. Zımpara yavaştan yırtılmaya, parçalanmaya başladı arkadaşlar. 1'de 1. Daha yüksek devam edeceğim. Güzel. İki hamlede tuttu. Güzel. Beşinci orta. Yine elinden kaçırdı. Hatta kaleye doğru gidiyordu. Son anda tuttu. Zımpara ilesinde şutlarla devam ediyoruz. İlk şutum geliyor kale. Üzerine doğru yine. Elinden kaçırdı. Kötü bir ile yani. Başarısız gibi geldi bana. İki. Oo, kenardan aldı. Bravo. Kaleci yeteneği bunlar. Kaleci yeteneği. Ne oldu? Çıktı mı? Yırtıldı mı? Ah, geldiği son hal bu arkadaşlar. Bayağı yırtıldı. Bir tek şu parça kalmış. Altından çıkan da uhu muhu bayağı kötü oldu. Evet. Eldiven bir daha eldiven kullanılmaz. Çöp oldu bu eldiven arkadaşlar. Bu hileyi kesinlikle önermiyoruz. Eldiven hem bildiğin çöp topu oldu. Topu çok kötü zedeliyor. Hem de eldiveni sonraki kullanımlarda bitiriyor.
Avuç içine gelen her topu kaydırıyor. Topu, bu testi kim çıkardı ki? Ben bilmiyorum. Sıradaki hilemiz tıraş köpüğü hilemiz. Kalecimiz eldivenimizi giyiyor. Eldivenin içine tıraş köpüğü sıkacağız ve iyice yedirmeye başlayacağız. Tıraş köpüğünün bu yapışkan maddesi lateksi ortaya çıkarmış olacak. Lateksi canlandıracak diyorlar. Vallahi ben de onların yalancısıyım. Yarın bir gün bunu uygulayıp yok maçta hatalı gol yiyip elinizden top kaçtıysa bunun sorumlusu ben değilim. Önceden söylüyorum. Ben yapıyorum, testini gösteriyorum. Bunu yapmış adamlar, yapmışsa bir bildikleri vardır diyorum. Evet. Gayet yeterli bence. Parmak uçlarına doğru iyice sürelim. Blokaj testiyle hazırsak. Güzel. İkinci de kaçtı top elinden. Hemen yakaladım bak. 3 4 5 Oo, bunda tutmak bayağı zorlaştı. Sanki senin zararına oldu gibi bu hile. 7 8 9 Bu hilenin sonucunu çok merak ediyorum ben. Bu test sonucunda bakalım yan toplarda özellikle. Oo, son anda orta şut karışımı bir şey yaptım. Son anda parmakların ucuyla çıkardı. Bunu zaten tutması beklenemezdi. Ama yine de çıkardı. Bravo kale! Üçüncü orta. Daha böyle topu tutabilmesini ön plana çıkaracak bir orta yapacağım. Ellerine doğru. Son iki orta. Hazır. Hareketli. Burada topun ele yapışması lazım. Yapışmıyor. Son top. Oo, çok iyi. Şut bölümüyle devam ediyoruz. 1'de 1. 2. Oo, kalenin içine doğru alıyordu topu. Son anda tuttu. Üçüncü şut da elinden kaçırdı. Çok riskli. Çok riskli bir hamleydi. Dördüncü şut. Son. Beşinci şut arkadaşlar. Benim güzel topum. Joker topum. Gol olmazsa olmaz ya. Hareket edemez. Tıraş köpüğü hilemizin sonuna geldik. İlk başta diğer hilelere göre daha kötü, daha alt seviyede olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir top elinden kaçtı çünkü. Senin de yorumlarını alalım. Nasıl sence? İlk başlarda tıraş köpüğünü iyi yemediği için çok fazla kaygandı. Ama sonlara doğru, şut antrenman, yani şut testinin sonuna doğru iyice köpüğü yediği için çok iyi tutmaya başlamıştı. Sonradan açıldı diyorsun. Evet. Sıradaki hileyle devam ediyoruz. Bu hilemiz wax arkadaşlar. Bildiğiniz saçınıza sürdüğünüz yepyeni 0-1 wax. Bunu eldivenine süren kaleciler tanıyorum, biliyorum. Bayağı mantıklı olduğunu söyleyenler var. Topa yapıştığını iddia eden, eldiveni canlandırdığını söyleyenler var. Bayağı da sürelim iyice. Elime bile yapıştı şu an. Ben bunun faydalı olabileceğini duydum, biliyorum da. Test etmedim ama ilk defa bugün bu videoda. Bu arada bu testleri, bu hileleri bu şekilde deneyen Türkiye'de kanal yok arkadaşlar. Kaleci arkadaşlar, futbolcu arkadaşlar, futbolla ilgili bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenin, birbirimizin değerini bilelim istiyorum. Bu yüzden söylüyorum bunu da. Abone olun ki bu tarz daha fazla sık sık araştırmalar yapıp videolar atayım. Yani bu bilgileri bir yerde bulamazsınız. Ben de bulamıyorum. Zar zor araştırıp sizler için buluyorum. O yüzden abone olun, videoya hak ettiği like'ı, beğeniyi atın. Blokaja başlayacağız. Bu arada elime wax sürdüğüm için top benim bile elime yapışıyor. Eldivenin lateksiyle beraber iki kat fazla yapışması lazım. Hazır. 1'de 1. Elime yapıştı top. Amacımız oydu zaten. 2, güzel. 3'te 3. Biraz daha sert vurup eldiveni zorlayalım istiyorum. Direkt yapışıyor ya. Bu arada benim elime de yapışıyor. At bak. Direkt yapışıyor şu an elime. Bayağı iyi. Topa geçelim. Bu bayağı iyi. Diyecek söz yok yani. Laps diye yapışıyor. Benim elim bile yapıştı bayağı. Yan toplarla devam ediyoruz. Bunu çok merak ediyorum. Çünkü blokajda bayağı başarılıydı. Hiç kaçırmadı topu elinden. Hiç topu kaçırmadığın ilk test oldu. Yan toplarda da bakalım ne kadar başarılı.
çok iyi. Kötü orta açtım ama adam dışarı çıktı, topu tuttu. Bu videoya böyle kaleciler lazım arkadaşlar, bu videoya. Daha eline doğru atacağım. Güzel. Son iki ortada da sektirmezse başarılı bir test diyebiliriz bence. İyisin, iyi. Hiç kaçırmadı elinden, tahmin ettiğim gibi. Bu ile iyi performans gösterdiği için biraz daha sert şutlar atmaya başlayacağım. İkinci topumuz. Güzel. Sert atıyorum ki elinden sektirsin ama hiçbir şekilde sektirmiyor. İki hamlede de olsa tutuyor. Ooo, köşede aldı. Çok güzel. Çok iyi kurtarış. Son iki top. Çok heyecanlandırdın beni şu an. Ooo, crossbar. Üç direk. Ayağımın yüzüyle çok iyi bir şut atmaya çalıştım. Bu crosslara bir tane daha şut atılır. Bir tane daha. Güzel bir şut gelsin. Kale! Oh, yok artık. Müthişti gerçekten ya. Evet, bu teste ben bayıldım. Şu ana kadar yaptıklarımız arasında en iyisi wax, evet. Bir de vazelin miydi? Evet. Vazelinle wax gerçekten yerinde kullanıldığında 10 numara hileler. Hala şu an yapışkanlı bence. Hala evet. Parmak uçlarında falan özellikle yapışkan hissi var. Devre arasına kadar yapışkanlığını koruyabileceğini düşünüyorum. Aynen, taktik diyelim buna. Gayet başarılı. Evet. Ben öneririm şahsen. Ben yapsınlar ha. Vazelin de öneririm. Aynen, vazelin de iyiydi. Bu da iyiydi. Wax etkisini göstereceğine inandığımız saç spreyi var şu an. Saç spreyi sıkacağız elimize. Bu böyle saçımızı donduran bir şey. Yine şöyle şekil verip sıkabiliyorsunuz. Bayağı yapışkan özelliği var. Birkaç toptan sonra çöp olabilir. Eldivene de zarar verebilir. Bunları hep düşüneceğiz, test edeceğiz ki başarılı olursa, uygun görürsek siz de yapın diye. Aç hemen elini, yavaştan sıkmaya başlayalım. Bayağı dondu şu an. Birbirine de yapışıyor ama göreceğiz. Blok aç, haydi. Kurudu mu? Eldiven kuruması hiç istemediğimiz bir şey. Su döksek ona da iyice kötü olacak. Evet. Son. Çok çabuk kurudu. Aynen. Başta ilk iki topta yuydu ama şu an hiçbir şey yok. Bayağı bunu sökmeye başladı. Evet. Dondu çünkü. Kuruttuğu için içindeki lateksi her topla buluşmasında, sert darbede, sürtünmesinde bütün lateks yere dökülüyor. Yan topa falan da gerek yok buna. Bir özelliği evet. Kalmadı çünkü. Başarısız. Sadece saçınızda kullanın. Yapmayın asla. Sıradaki hilemiz kalecilerin çok fazla uyguladığı bir hile. Maçların sonunda eldiveni çıkarıp böyle selamlaşırken falan evet. Görünüyor. Kameralara yansıyor. Parmaklarının hepsi sarılı arkadaşlar. Plasterli. Bileklerini, parmaklarını, özellikle kaleci Altay komple elini sarıyor. Evet. Niye? Çünkü eskiden daha çok kullanılan kemikli eldivenler vardı. Parmağın geri gitmesini engelliyordu. Artık onlar yerini böyle daha hafif eldivenlere bıraktı. Evet. Bu şekildeki ince eldivenlere bıraktı. O sebeple parmaklarını kendileri sarmaya başladılar. Özellikle eklem yerlerine, eklem sakatlıklarına çok iyi geliyor. Şu eklem yerlerini, parmaklarını plasterle sarıyorlar. Sen yapıyor musun maçlarda? Evet, ben her maçtan önce parmaklarımı sarıyorum çünkü parmak sakatlıkları ciddi anlamda çok fazla gerçekleşiyor. Nasıl sarıyorsun kankam? Bize bir göster bakayım. Parmak için bunu ortadan ikiye bir daha kesiyoruz arkadaşlar. Yani bir parmağınızı bir tur saracak kadar değil mi? Evet. Parmağım tam olarak orta eklemden, yani isteyen üstü de yapıştırabilir ama ben ortadan yukarıya doğru sararak gidiyorum. Aynen. Bu şekilde. Ya şekilde ikisini birden tek seferde sarmış oluyorsun. Hareket etmeniz daha şeye sağlıklı oluyor. Eklemleri hareket ettirebiliyorsunuz. Hem de arkaya gidişlerde parmağınızı destekliyor. Başarılı. Evet, videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birbirinden farklı kalecilerin gol yememek için yaptığı hileleri test ettik bu videoda sizler için. Kaleci arkadaşımızın da deneyimlediği şeyler var aralarında. Wax, vazelin, özellikle yağmurlu havalarda o parmağımızı sardığımız plaster falan. Bayağı başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz bunları yaparsanız. Ama o zımpara falan, o tarz işlere çok girişmemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu videonun da burada sonuna geldik. Bu tarz yararlı, faydalı, merak uyandıran futbolcularla ilgili videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz ayıp edersiniz zaten. 1 milyon oluyoruz, lütfen abone olun. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak, üst direkt.